Mevcut belediye başkanı Koray Başkan'dan memnun muyuz diye soruyorum. Evet, memnunuz. Devam etmesini istiyoruz. Eğer, Oscar'a konuşuluyor ama. Yani 3 dönem bir Koray devam etsin, geri kalanına bakarız. Ben de AK Partiliyim ama onun devam etmesini istiyoruz. Belediye başkanımızdan memnunuz. Yaptıkları da aşinadır. Daha iyisi gelir inşallah ama çok iyi bu da. Vermeyiz çünkü onu beğenmiyoruz. Ondan. Oğuz Kara konuşuluyor AK Parti adayı olarak. Biz AK Parti'ye vermiyoruz. Evet. Evet evet onu destekliyoruz. Evet memnunum. Koray Başkan'dan memnun. Evet memnunum. Çok seviyorum. Yani inşallah yine olur. Neden göstermediler bilmiyorum ama inşallah gösterilir yani. Oğuz Kara'yı düşünüyorlar isim olarak konuşuluyor. Konuşuluyor ama biz bilmiyoruz yani huyunu, şeyini bilmiyoruz suyunu. Bu yengini biliyoruz ama inşallah Allah hayırlısını versin. Koray'ı biz çok seviyoruz. Artık Oğuz Kara'da gelirse inşallah ondan da iyi anlaşılırız. Baştaki ne derse. Benim başkanım Koray Koçhan. Destekliyorum onu. 2 dönemde ona oy verdim. 40 dönem daha girse yine ona oy vereceğim. Oğuz Kara'yı ben tanıyorum şahsen ama oy vermem. Koray Bey kapandı. Kaybedince Musa çıkar abi. Memnunum ya Talaka'da. Oğuz Kara konuşuluyor AK Parti adayı için. Ben fazla tanımıyorum. Ama bu yengini iyicini tanıdım. Çok ağır görsün. Yolları açık olsun. Bence. Koray Baş. Evet. Memnunuz. Memnunuz. Tekrar kendisini görmek isteriz. Şuradan karşıya bir engelli köprüsü yapmaya çalıştım. Karşıki hastaneye müsaade etme diyor. Bak şu araba benim engelli araçımdır. Bak asansörlüdür. Şu anda şu arabayı ben pantladım. Yeni de Refah Partisi'ne kardeşim diyelim. Onun kocası belediye başkan adayıdır. Maddi manevi onun arkasındayım ben. Ona çalışacağım. İçimin huzuruyla beraber. Kardeş o gitsin de kim gelirse gelsin. Benim eniştem de burada. Bak İsmail Öztürk. Ben onunla bana o yakışır. Yılların sosyal demokratiyim ama bana ona çalışmak yakışır. Bitti kardeşim. Ben ama Allah'ıma gene yalvarıyorum. Ben yine biraz sonra yurt dışına çıkacağım. Maçkamız için hayırlıysa ne olursa olsun. Allah'ım onu şükrediyorum. Maçka Belediyesi'nin arabalarıydı ama Türkiye çapının arabalarıydı. Kimin parasından yaptı onları oraya? Önce bize hesap verecek, ondan sonra Maçka'dan belediyeye başkan olacak. İstemiyoruz biz. Adalet arıyoruz. Adalet. Adalet de yok. Beni ev yaptım. Muhakeme verdi beni. O Koray Başkan de zorladı. Memnunuz canım. Bir şeysi yok. Sıkıntı yok yani. Şu andaki belediye başkanını seviyoruz, istiyoruz. Fena değil, iyi çalıştı bugün kardeşimiz. İnşallah bundan sonra da nasip olur da o gelirse yine çalışırız. Ama kim gelirse gelsin, hizmeti hizmet olarak versin. Halkın beklentileri bu hususta çok. Şefkat bekliyor, hürmet bekliyor. Belediye başkanları basit değildir. Toplumun öz analarıdır. Ben de eski bir belediye başkanı olduğum için söylüyorum. Onlara kıymet vermesi halkın ancak hizmeti karşılığında olur. İyi niyetli hizmet hangisi verirse o nasip olsun gelsin. Memnunum, memnun. Esnaf olsun, herkes olsun çok büyük yardım oluyor Koray Başkan'ın. Ama kulağımıza bir şey geldi üzüldük valla. Oğuz Kara'nın ismi geçiyor. Geçiyor, hayırlısı olsun ama yani Koray Başkan'dan gayet memnunduk yani. Allah razı olsun. Hiçbir isteğimizi geri çevirmiyordu bizim. Çok büyük yardım oluyordu bize burada. Yine onu görmek isteriz burada. Dur bakalım hayırlısı. Biz zaten AK Parti'ye oy veriyoruz. Başka bir şey, oy verdiğimiz yok bizim yani açık konuşmak gerekirse. Ama yani diğer abiyi tanımıyoruz belediye başkanımızı. İnşallah o da onun gibi bir yardımcı olur bize. Çünkü esnaf olarak gerçekten biz dışlanıyoruz yani. Belediyeler olsun farklı çok küçük görünüyoruz dışlanıyoruz. Abicim ne zaman belediyeye gitsek bir yardım için bize hiç kimse yardımcı olmuyor. Her zaman bir zor durumdayız. Yani Koray Başkan gerçekten çok büyük yardım ediyor bize. Allah razı olsun. Gerçekten çok büyük yardımlar oldu bize burada yani. Pazar yerimiz değişti. Her konuda yani adamın kapısını çalıyorsun her konuda bir şekilde yapamayacak olduğu bir şey yok. Bir şekilde bize yardımcı oluyor yani. Ama diğer yerde bakıyorsun mesela Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin bizim yani atmış olduğu pazar yerlerinde çoğu yerler kentleşmeye gitti, kentsel dönüşüme gitti. Hep mağdur olduk. Yeni Cuma pazarımız öyle oldu, Kuruçeşme pazarımız öyle oldu. 2-3 pazarımız da hep öyle oldu yani. Hep zor durumda. Şu an pazar esnafı zor durumda yani. Bir maskalı olarak memnunuz. Yaptığı hizmetler zaten ortada zaten. Her çarşamba zaten vatandaştan iç içe. Yani buradaki esnafla beraber iç içe. Yani gerçekten ben memnunum. Koray Başkan benim için bir numara. Evet memnunuz. Bu yaptığı çalışmalar, bunların her şeyinden memnunuz. Bir takım sorunlar belki olabiliyor ama bu herkeste olabilecek sorunlar. Biz başkanımıza her şekilde kolayca ulaşabiliyoruz. Halkın içinde dolaşan, şikayetimizi kolayca iletebildiğimiz bir kişi. Halk arasından birisi. Temennimiz benim gönlümden geçen inşallah tekrardan başkan olması. Memnun olmayacağım ondan. Oğlum orada çalışıyordu. Kepçe operatörü at dönüyor orada. Memnun değilim ondan.